Merhaba arkadaşlar, ben 11 Ahmet Otomasyon sınıfından Cevdet Yavuz. Bugün sizlerle birlikte Solidworks'ta otobüs çizeceğim arkadaşlar. İlk çizeceğimiz otobüsün parçası bu arkadaşlar. Otobüsün ana gövdesini çizeceğiz. Çizimimize başlayalım. Front bir elim sketch açıyoruz arkadaşlar. Buradan Center Rectangle komutumuzu alıyoruz. Dörtgen komutumuzu. Burası 120. Burada 25 arkadaşlar. Şimdi buradan sketch chamfer alıyoruz arkadaşlar. Chamfer aldıktan sonra bu ara 2, bu arada bu aramız 2, bu arada 8 arkadaşlar. Köşeyi tutuyoruz, tamam. Buradan extrude bas yapıyoruz arkadaşlar. Mid plane'de extrude bas yaptık arkadaşlar. Bu çizimimiz. Bu aramız 25 arkadaşlar. 25 yapıyoruz. Kalınlığı otobüsümüzün 25. Gövde ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi bu yanda bir sketch açıyoruz arkadaşlar. Sketch'ten buradaki bu komutumuzu arıyoruz arkadaşlar. Bunun tam düz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bunlara şimdi ölçü vereceğiz. Bu aramız 5.5 arkadaşlar. Bu aramız da 4.5. Bu aramız 26. Bunlar da F var arkadaşlar. Şimdi de bu aramız 20.75. Extrude bass'tan bunu yanlış yaptım ama extrude cut'tan bunu 5 santim keseceğiz. Evet arkadaşlar, bu aramız 26.5. Bu aramız 20.75. 5.50 bunun radyusumuz, yarı çapı. Bu da 4.5 arkadaşlar. Bunu extrude cut yapıyoruz arkadaşlar, 5 milim. Derseniz ben size extrude cut'ını tekrar yapayım. Extrude cut diyoruz. 5 milim arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, şimdi de tam bunun ortasından geçen front plane'imizi açıyoruz. Mirror komutumuz var. Mirror komutu arkadaşlar, kopyalama demek. Gördüğünüz üzere eksen çizdiğimiz mirror'u seçti zaten direkt. Front plane'imizi seçti mirror. Buna gelip bunu tuttuğumuz zaman arkadaşlar, gördüğünüz üzere karşı tarafı da aynısını yapacaktı. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsümüzün bu yüzeyinde bir sketch açacağız. Otobüsümüz şu kestiğimiz parça arkaya gelecek arkadaşlar. Geçten Center Rectangle komutumuzu alıyoruz. Bir kare ve buraya. Evet arkadaşlar, ben burada yanlış yaptım, bunları böyle söyleyeyim. Merkeze gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merkeze geldi bu. Karıştı biraz. Deniz yapalım. Şu aşağıdan bir yerden çizersek iyi olur. Şimdi ölçülendirelim arkadaşlar. Bu aramızda bu aramızın arası 17. Bu çizgiyle bu çizginin arası da 2.5. Şimdi bu çizgiyle bu çizginin arası da 2.5 arkadaşlar. Karemizin kısa kenarı 15, dikdörtgenimizin 5, uzun kenarı da 21 arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bununla burayı koliner yapıyoruz arkadaşlar, aynı eş merkezde. Bunu
bunu, bunu ve bunu equal diyoruz arkadaşlar. Üstleri de equal yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlar, bu iki kalemizin yeri belli değil. Bunlar da hemen bununla bunu şuraya koordinat dediğimiz zaman gördüğünüz üzere şeklimiz full defined oldu arkadaşlar. Devam edelim. Şu omuzumuzu alıp bu şekilde bir şey çiziyoruz arkadaşlar. Line komutunu tekrar edelim arkadaşlar. İki araya. Çiziyoruz. Bir de bu araya çiziyoruz. Şimdi bu araya çizdik. Aynı zamanda bu araya böyle yapıyoruz arkadaşlar. Delete. Trim diyoruz. Yanlış yaptım arkadaşlar. Şu araya şu şekilde yaptık arkadaşlar. Trim diyelim şimdi. Trim de şuraları trimliyoruz. Bu araya da trimleyelim. Bu araya altı ölçüsünü vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu aramızın ölçüsü 6. Bu aramızın ölçüsü de 4 olacak. Bu aramıza gördüğünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimiz full font oldu. Evet arkadaşlar, şimdi tam bu orta merkez noktarak buraya çizgi çekiyoruz. Line komutumuzda. Aynısını bir de buraya yapıyoruz arkadaşlar, şu ara noktaya. Bu araları da çiziyoruz. Bu araya da çiziyoruz arkadaşlar. Bu araya da çizdik. Evet arkadaşlar, şimdi de şu iki aramıza 7.5 ölçüsünü veriyoruz. Bu arayla bu araya 7.5. Bu araya 7.5 ölçüsünü veriyoruz arkadaşlar. Bu araya da verdik 7.5 ölçüyü. Bu araya da 7.5 ölçüyü verdik arkadaşlar. Şimdi de Facetress'den Extrude Cut diyoruz arkadaşlar. Değil. Feature'ı seçelim. Bu ara 0.5. Direction da 0. Yanlış yazdım arkadaşlar. 0.5. Trenkolu'na gelip burayı seçiyoruz arkadaşlar. Burayı. Burayı, burayı, burayı. Yanlış yaptım arkadaşlar. Düzeltelim şimdi biraz. Evet arkadaşlar, şimdi cut extrude komutumuzu alıyoruz. Dihin feature'e 0.5 yazıyoruz. Direction'de de 0.5. 0.5 yani. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu dikdörtgenimizin içine bu arayı buraları sıra seçiyoruz arkadaşlar. Burayı seçiyoruz. Burayı. Şu ara noktayı seçmeyeceğiz arkadaşlar. Burayı seçmeyin. Bir de burayı seçip enter dediğimizde
Tamam arkadaşlar. Seçenek şeklimize bir renk verelim arkadaşlar. Sarı rengi verelim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Burayı, 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 burayı. Burada bir skeç açıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi de şu bu yüzeyimizi seçiyoruz. Arka yüzeyini. Seçelim bu yüzeyi. Normal tuza. Skeç'e geliyoruz arkadaşlar. Center Rectangle komutumuzla buraya bir tane dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgenimizin yanı 2.5. Üstü 17.5 arkadaşlar. 17.5. Bu yanımızda 8. Bu aramız 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimiz full defined oldu. Şimdi de line komutumuzu alıp çizgi çiziyoruz bu aralara. Tamam arkadaşlar. Şimdi de linear sketch partner var arkadaşlar. Bu komutumuz çizdiğimiz çizgileri çoğaltmaya yarıyor arkadaşlar. Yapalım. İlk eksenimiz bu. Şeklimi seçelim arkadaşlar. Bunu, 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 bunu ve bunu. Arkadaşlar bu tarafa 6 tane yaptım arkadaşlar bundan. Bu ölçümüz 17.5 arkadaşlar. 17.5. Bu ölçümüz 6. Ben tutayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeklimiz çıktı ortaya. Şimdi de Features'ten Cut Extrude yapıyoruz arkadaşlar. Thin Features seçiyoruz. 0.5. Bu aramız 0.5. Bunları sırayla seçelim. Tamam arkadaşlar, gördüğünüz bir şeklinde çıktı ortaya. Şimdi bu yüzeyde bir skeç açıyoruz. Normal tutan bakıyoruz. Line komutumuzu alıp şu şekilde bu şekilde tutuyoruz. Bunu yanlış ettim arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapacağız. Buraya aldık bunu. Şimdi tamam. Bu aramız 2,5. Bu aramız 13. Bu komutumuzda 1 yazıyoruz arkadaşlar. Buraya, buraya. Tamam. Şimdi de Features'ten Extrude Cut diyoruz. Thin Feature deyip tamam diyoruz arkadaşlar. Thin Feature diyoruz. Doğrusundan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Niye olmadı? Bunu diyeceğiz. Şimdi tamam arkadaşlar. Bunu dışa. Hata yaptık arkadaşlar. Bunu tekrar yapalım. Extrude Cut. Bu
5 diyorum. Tutup kat diyorum. Green seçiyorum. Bunu blink 0.5. Bu da 0.5. Enter. Ne yapıyor? Arkadaşlar bunu kondiyon yapmamışız. Şimdi extrude cut'tan FHS bir daha seçiyoruz. 0.5. Bunu bilin, burası 0.5. Evet arkadaşlar, hatamı buldum. Hatta bu arayı birleştirmemişim. Birleştirelim bu arayı. Extrude cut dediğimiz zaman Dream Feature'dan gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptı burayı. Şimdi devam edelim. Şeklimiz bu şekilde. Önünü ve arkasını yaptı arkadaşlar. Şimdi arkasında sketch açıyoruz arkadaşlar şeklimizi. Arkadan bakalım. Bu araya bir şey çizdik. Bu arayla bu ara 5.5. Bu aramız 10. Bu arayı 5 yapalım arkadaşlar. Under default tane. Bundan karnını renklendirme alıyoruz. Burayı seçtik. Şöyle bir şekilde yapıyoruz. Bu ölçümüz 1.5 arkadaşlar. 1.5. Yani extrude cut diyeceğiz. Şöyle seçtiğimiz zaman bu iki adet arkadaşlar. Tamam, tamam. Bu arada şimdi devam edelim şeklini yapmaya. Buradan bu şekilde. Mirror komutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Burada right plane'den tutuyoruz. Bu arayı dediğimiz zaman aynısını öne de yaptı arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, burada bir sketch açıyoruz şimdi normal tura. Sketch açtık. Bu 2.75. 2.75. Bu 25. Bunun arası 0.50. Burayla burada 20. Katekstürte geliyoruz arkadaşlar. Bunu 0.75. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar sketch'te tam başlığımı arayı çektim. Şuraya bir eksentimiz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Burayı seçip buraya oto GT Boost diyoruz. Ya da şöyle yazı büyük oldu gördüğünüz üzere. Burada bunu da fonttan düzelttiniz arkadaşlar. Komutumuz ilk defa açtığımız için yavaş açıyor. Bunu point diyeceğiz. 8.
Gördüğünüz arkadaşlar tam yaptı. Ortalayalım. 8 büyük oldu. Bunu 6'ya çekelim. 6 tamam. Sık buradan aranı falan değerleyebiliyoruz. Aralığı falan da tam yanlış yaptım arkadaşlar, ben düzelteyim hatamı. Evet arkadaşlar, siki butonumuz yazdı. Şimdi de şu araya ölçü veriyoruz. 0,5. Tamam, şimdi buna karanlık verelim. Exclude bas diyelim. 0,5. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımız oluştu. Şimdi arkadaşlar burada stitch açıyoruz. Buradan center rectangle komutumuzu alıyoruz. Bu şekilde bir şey çiziyoruz. Dörtgen 3. Bu da 17,5. Bununla bu da vertex olarak. Bu arada bir yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamam. Sketch fillet'e geliyoruz şimdi. 0,25. Bu dört kenarı seçiyoruz. Extrude cut deyip 0,75. Tamam arkadaşlar. Bu da bitti. Şimdi ve buraya tutuyoruz aynısını. Burayla smart damage yok, kullanmamışız. Burayla bunun anlaması 0,5. Bu çizgimizi for construction yapıyoruz arkadaşlar, eksen çizgisi. Ve yazma komutumuzu alıyoruz. Buna tıklayıp biz yazıyoruz arkadaşlar. Bu sefer fonttan fonta girip point'ten bunu 8 yapıyoruz. Yanlış yaptık. 81 diyoruz. Gördüğünüz üzere tam oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu extrude bas yapıyoruz. 0,75. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şu aşağıda bir sketch açıyoruz. Sketch'imizi açtık. Centerline komutumuzu alıyoruz. Centerline. Buna şu şekilde bir tam düzelmesi şartıyla bir sketch çekiyoruz. Line komutumuzu aldık. Şimdi şu şekilde şu şekilde çiziyoruz. Ve bu 2, bu aramız 4, bu aramız 6. Yine bu aramızda 130. Şimdi arkadaşlar mirror komutumuzu alıyoruz burada. Mirror about dedi arkadaşlar, eksen çizgisini seçeceğiz. Burada da istediğiniz çizgileri seçeceğiz.
Gördüğünüz üzere yaptı arkadaşlar. Extrude basıyoruz. Bu 60. Bu da 0,25. Bunu içe diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben cut extrude yapacaktım. Yanlış yaptım. Bu 60 derece. 0,25. Arkadaşlar gözünüzle şeklimiz ortaya çıktı. Fillet komutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bir fillet. Burayı şu arkayı seçiyoruz. Yanları da seçiyoruz arkadaşlar. Bu aşağıları da seçtik. Bu aşağıyı seçmiyoruz. Bu şekilde tamam. Çektiğimiz bu arkadaşlar. Tekrar fillet alıyoruz. 0,25. Burayı seçiyoruz. Tamam. Filleti tekrar alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu yazıyı ben daha yeni fark ettim de çok büyük olmuş. Ben bu yazının dediğim size yanlış planından yapmışım. Yazı yazdığımız yere bakalım ben burada. Arkadaşlar bu el sketch plane değiştirme. Plane'i buraya yaptığımız zaman otomatikmen yazıyı çaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani silmemize hiç gerek kalmadan yaptık tekrar. Şimdi bir tekrar flip bir alıyoruz. Bu arkaya. Bir. Seçtim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir daha fillet alıyoruz arkadaşlar. Bu alt kaldı. Yanlışa tuttum. Bu yüzeyi tuttum. 3 diyelim. Bu şekilde seçiyoruz arkadaşlar üyelerimizi. Bu ara niye olmadı? Yanlış şey seçtik herhalde. Tekrar fillet alıyoruz arkadaşlar. Modeli de yapalım. Deniz ediyorum. Clear. Bu çizgiyi yaptığımız bir yer var. Son yaptığımız fillete Get Feature diye diyelim. Burayı seçelim. Burada bir hata yaptık herhalde. Yapmıyor burayı. Bir desek buraya. Ben hatamı düzeltip geleyim arkadaşlar.
Yoksa olmayacaktı. Evet arkadaşlar, bunları da bir filetledik. Bu bitti. Ve arkadaşlar park kırma yapacağız. Camper bu en altı. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Biz yanlış yere tane fillet yapmışız. Fillet yapacağımız yer sadece otobüsün tekerlerinin kenarlarıymış. Evet diyelim buraya. Şimdi arkadaşlar buradan camper ile park kırmaya alalım. Burayı seçip 125 park kırıyoruz. Equal Equal Stence Equal diyoruz. Bu nokta 25 park kıracağız. Yanlış yeri seçtik. İndirte alalım. Evet. Şimdi otobüsümüz önünden bakıyoruz. Fillet 0,25. Burayı, 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 burayı ve burayı fillet diyoruz. Şimdi fillet komutunu tekrar alıyoruz. 0,25. Bu arayı, bu arayı, burayı, bu arayı, bu arayı da seçiyoruz. Yanlış. Miktar da nefillet 0,75. Burayı ve burayı filetliyoruz. %0,50 fillet tekrar ediyoruz arkadaşlar. Tekrar %0,50 ile fillet açıyoruz. Filletimizde buraları seçiyoruz. Şu aralar. Burada gelip burayı seçiyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi devam edelim şeklimize. Tekrar fillet alıyoruz. Fillet 0,25. Burayı tutuyoruz. Tamam. Şimdi burada bir normal tuğman basıyoruz buraya. Sketch'ten. Buradan konumuz reklantına verelim. Evet. Şu şekilde bir şekilde tam çizelim. 3,5 0,75. Bu ara yanlış oldu, bunu silelim. Evet. Evet yaptı. Şimdi tekrar daralayalım. Karalalım. Burada çizdik. Bununla buranın uzaklığı 1,35. Bu 0,25. Buna burası eksi 0,25. Eksi yapmamızın neden arkası aşağı şey yapmak için eksi yaptık. Gördüğünüz üzere. Tamam. Şimdi bu arayı şimdi
Burayla buranın arası 1,23. Bununla bu da aynı zaten. Vertical. Vertical dedik. Tamam. Şimdi bu ölçümü kaldı tek bir tane. Onu da verelim 2. Şeklimiz full defense oldu ama sonra gördüğünüz gibi. Şimdi face duresinden extrude cut diyoruz. 0,12. Bu da 20. 40. 20 az oldu. 40 deneyelim. 40 tamam arkadaşlar. Ektörü kattı. Ektörü bakmaya yaptı. Düzeltelim hemen. Sketch. Ektörü eskan. Ektörü bas diyelim. Bu 40 derece. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu tam otobüsümüzün ortasından geçen küveyi bulalım şimdi. Hangi plane? Front plane tam ortasından geçiyor. Şimdi mirror komutumuzu alalım. Buna tıkladığımız zaman sen karşı direkt aynısını çıkartacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi bu yüzeyimizde bir sketch açıyoruz. Şimdi sketch açtı. Dışarıda bir yere boşlukla bir yere tıklayalım. Tane seçtik. Bu convert et diyeceğiz. Convert geçirdi arkadaşlar. Etti. Bunu cut extrude yapacağız. Cut extrude. Üstürüz 15. Kadar üstürüz de tamam. Şimdi aynı işlemi yüzeyimize de yapacağız. Normaldan bakalım. Eski geçirelim burada. Burayı aynı seçtik. Bu arayı. Convert etmemek lazım. Extrude cut'tan 15. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsümüzün içini boşaltacağız. Önce right plane'i açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra selection view'e tıklıyoruz. Bu right plane'in yarısına kadar yarısını göstermedi, yarısını gözüktüğü şekilde yaptı. Tamam dedi. Right plane'e geliyoruz. Bir sketch açıyoruz burada. Ondan sonra şurada şu komutumuz var. Bu sadece çizgileri gösteriyor. Buna tıklıyoruz. Şimdi kare komutumuzu alıp şu şekilde bir yer çiziyoruz. Bir de
aradan şöyle bir yerde açıyoruz. Smart Dimension alalım. Buradan eksimiz kaç alalım arkadaşlar? Bu şekilde. Yayında kaç keseceğiz? Hemen midpoint yapalım. Midplane. Midplane'de 100 115 diyelim. Bakalım. Değil de bunu 120 yapalım. Gördüğünüz gibi şeklimiz içi boşaldı arkadaşlar. Hemen bunu bu şekilde yapalım. Arayı yanlış verdik. Bunu düzeltelim bunu. Bir tane skeç diyelim. Şuradan da video alalım. Hemen gelelim. Şunu yukarı kaldırıyoruz. Heh, tamam. Çıktığımız zaman gördüğünüz üzere güzel kalıyor çizimimiz. Şimdi şuradan hemen şunu yapalım. Ön bakalım burada şimdi. Tam açalım şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şurada bir skeç açıyoruz. Bunu yerden kesiyoruz. Gördüğünüz üzere açtı. Bunu tam yukarıdan bakıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu komutumuzu devreye sokuyoruz. Geçelim şu kare komutumuzda. Burada bir de buraya aynı şekilde çizelim. Smart Dimension'da burayla buranın arası 1 0.05 yapalım. Yeterli 0.5 bizim için. Burayla buranın arası 0.05. Burayla buranın arası 0.05 arası. Bu çizgiyle biz aynı cihazı bu çizgiyle bu çizgi diyeceğiz. Bu çizgiyle bu çizgi diyeceğiz. Horizontal dediğimiz zaman nasıl lazım, ne yapmalı? Bir yol daha var arkadaşlar. Bununla bu çizgimizi kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim.
Evet arkadaşlar, şu araya da sıfır bilgilerini ölçüm veriyoruz. Sıfır bilgi belli. Son sıramız kaldı. Bu araya da sıfır bilgi belli. Arkadaşlar şimdi çektiğimizin tam full defant olmasını istiyorsak bu araya 4.5 ölçüm vereceğiz. 4 bilgi belli. 450. Şimdi buradan ekstrük kata gelelim. Bunu 7 milim keseceğiz. 7. Gördüğünüz gibi 7 tam oluyor, gördüğünüz gibi. Daha bunu 8 de yapabiliriz. Sıkıntı veriyor mu? Sıkıntı etmiyor arkadaşlar. Tamam. Şeklimizi buradan tam yapalım. Şöyle bakalım. Ben bir yeri yanlış yaptım arkadaşlar. Size orayı hemen göstereyim. Ben size yaptım. Tekstürüz. Birisi geç yapalım. Unuttum bakalım. Bu center line ile tam orta çizgisine bir çizgisine bir çizgisine. Buna mirror deyip çizgiyi tutacağız. Buna bu deyip buraya bunu nasıl bunu tutacağız. Bu ve bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini kestik. Bir komutumuzu alıyoruz. Burayı. Burayı seçiyoruz. Bu iki oldu arkadaşlar şekilde. Ve burayı. Burayı. Burayı ve şu arayı seçiyoruz arkadaşlar. Aynı şeyleri karşıya da yapıyoruz. Burayı. Burayı, bu arayı ve bu arayı seçiyoruz. Enter diyoruz. Milletler tamam arkadaşlar. Yüzde sike seçiyoruz. Bu şekilde. Diyoruz. Convert diyoruz. Komutumuzu alıyoruz bu şekilde. Bir tane tam çizeyim. Bitirim komutumuza. Vay vay vay, yok etti. Şimdi de şu şekilde bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu araya 0.7 ölçüsünü veriyoruz. Üçünün aynı olması için bu çizgiyi, bu çizgiyi ve bu çizgiyi koliner olsun diyoruz. Aynı eş merkezde. Devam edelim. Bektirirsen eski bir kat diyoruz. Bunu.
Burada bir skeç açıyoruz. Şimdi verip reload seçeneğine giriyoruz. İstersen exit cut deyip bunu filmini keselim. Film yetmedi. 2000 diyelim. Reklam basına bakalım. Gördüğünüz gibi adam kesti. Evet arkadaşlar, şimdi bu yüzeyde bir skeç açıyoruz. Normal kullanmak bakalım. Kontrolü alıp şu araya bir dikkatini çiziyoruz. Bu arayla bu ara bununla bu konular olsun diyoruz. Bununla da bu konular olsun diyoruz. Bunu tut kat yapıyoruz arkadaşlar. Bilinmiyoruz bu. Enter. Kesti arkadaşlar. Şimdi nesi geçeceğim. Offset diyelim arkadaşlar. Bu bölge beş güzel çözüldü. Bir şey yapsın. Enter diyelim. Explore cut diyelim arkadaşlar. Explore cut dedik. Bunu bir süre izleme kadar. Bu yeterli. Gördüğünüz gibi burada tamam. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi çizimleri devam edeceğiz. Biz burayı kesmiştik hatırlarsanız. Bunu tekrar edit sketch diyeceğiz. Edit sketch doğru mu? Edit features diyeceğiz. 8 değil de 16 yapıldı. Enter diyelim. Ver bakalım. Hah. 10 da fazla oldu. Dokuz deneyelim. Dokuza bakalım. On iyi arkadaşlar. Burada bir sketch açıyoruz. Meyardan kesiyoruz. Enter diyelim. Yukarıdan bakalım buna. Bizim için 10 yeterli arkadaşlar.
Şuna basalım. Burayı kurup diyelim. Bu tekstür 8 arkadaşlar. Enter. Niye yapmadı? Niye yapmadı? Tekstür bas. 100. Enter dedik. Ben hatamı bulayım arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, şimdi Book2 ve Pick diyelim. Şöyle tıklayalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi yaptı arkadaşlar. Eksik yaptım. Hemen bakalım bakalım. Trafik lambasına bastığımızda 9 da çok oldu. 8 diyelim. Reklam bakalım. 8 bizim için yeterli arkadaşlar. Fillet komutumuzu alalım. 2 2 fillet değil. 14 Şimdi arkadaşlar referans geometrisinden play'ine basalım. Burada buna tıklayıp şuna tıkladığımızda tam şu araya plan açtı. Bu açtığımız plan direksiyon çiziyor arkadaşlar. Şimdi bu geçtik. Dön bakalım. Şimdi üstüne tıklayıp otobüsü ziyaretten keselim abi. Kestiğimiz bizim için kolaylık oldu arkadaşlar. Evet. Tam şuraya falan bir daire tutuyorum. Bir video 40 derim arkadaşlar. Ben şunu buna 2 diyelim. 2 fazla oldu. Görüş dedik. Şimdi bundan sonra 4 diyelim. Yerimizin ortamını oraya. 4 çok oldu. 3 diyelim. 2 çok oldu. 2 ve 25 diyelim. Bu çok tam arkadaşlar. Tam şu araya gelmezsen dikkat edin. Şimdi buna değiştirirsen değiştirip bas diyelim. Bu tarafa değiştirirsen. Şimdi bunu buldum. Şu planın üstünde plan açalım. Bunu bakıyorum.
Dört. Tehditler, tehditlerden biri ölçüsünü unut bakalım. Üç. Üç buçuk bakalım. Bunlar önemli çizgiler değil arkadaşlar. İsterseniz değiştirebilirsiniz kendinize. İstiyoruz bastan. Team Features diyeceğiz. Bunu bir diyelim. Şöyle 5 diyelim. 2 diyelim. Atıyoruz 5. 2. 2 diyelim. Sırf 2 tam oldu arkadaşlar. Yani bize gelip hide dediğimiz zaman yerini görmek için arkadaşlar. Şimdi şurada bir burada bir normal tuya yapalım. Sketch açılıyor. Daire komutumuzu alıp orada sana daire tutuyoruz. Bunları kafa bölgeyi 150 150 aynen. O bir yönde eşittir post diyoruz bir diyoruz bir arkadaşlar eşittir post diyoruz kat yapacaktır arkadaşlar ben yanlış yaptım. Bunu delete edelim. S diyelim. Eksiz kat. Şimdi üstüne tıklayıp eksiz kat diyoruz. Bir tamam. Tam bunun ortasından geçen bir merkez lazım diyor şimdi. Bir hangisi? Bu ortadan geçiyor. Mirror komutumuzu alıyoruz. Mirror komutumuzu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu da direkt front bileye seçtim merkez olarak. Buna gelip kafamıza evet arkadaşlar biz otobüsümüzün evet arkadaşlar şimdi şu arkadaki şu yüzeyde normal tuğ açıyoruz. Normal tuğa basıyoruz. Vectores'den Sketch'den burada bir sketch açtım arkadaşlar. Şuraya gelip şöyle açıyoruz. Bu yüzeyi de bu yüzeyi de ekor olsun diyoruz. Sıfır bölge 75 sıfır bölge 50 bir
final partilerinde olduk şimdi. Şu yüzeyi seçtik. Buraya gelip bunu seçtik. Onların da bir milim olacak. Bir milim iyi. Bu 3 tane olacak. Tamam diyelim. F4 pas dedik şimdi. Bu da 125. Bu da 40. 500. Sıfır bir olsun. Bir. Zaten olabilir. Bir tane çizik alınca şimdi bunu kulak bile açalım. Mirror komutumuza gelelim. Mirror kodları böyle arkadaşlar. Önce kullanmıştık zaten bu komutu. Hadi yapalım. Numara sürdüğünüz de buraya aldı. Gidiyoruz. Careful diyelim. Sıfır, yüz, beş. Bu da tamam. Bunu sayacağım. Nerede kadar kaçtı? Bunu kaydedelim arkadaşlar. İkinci parçamıza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci parçamıza geçelim. Bunun için buradan yemek yapacağım parkta. Son playlist sketch açıyoruz düzenliğe. Anlattım bakalım. Bizi şekilde şimdi şekilde yapalım. Bu çıkmak diye şekilde parça 4 parça 6 parça 2-5 bununla bunun açısı 1 space'e girelim şimdi space şeyler geçiyorum. Bunu çıkalım. 0.5 değil. 300 lira yaptı.
Evet arkadaşlar, şimdi de Sürpriyet komutumuzu alacağız arkadaşlar. Sürpriyet komutumuzu burada bir seyircinin içine mesela Sürpriyet'i çağırabiliriz. Ben çağırmışım. Buna tıklayıp Sürpriyet dediğiniz zaman buraya gelir. Buradan Extrude Sürpriyet diyoruz. Bunu 4 diyelim. Tamam abi. Bir Teachcam komutumuzu alalım. Ne tıklıyor? Şuna gelelim. Şimdi Filiz komutumuzu alalım. Şimdi şu arada şeyleri skeçsenim. Daha önce de bu tam orta noktası bulundu. Şimdi sıfır virgül 35 diyelim. Bunu baş yapalım. Sıfır virgül 25. Enter. Bunu da kaydedelim arkadaşlar. Discord'da bunu oturak diye kaydedelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu çizimimiz bitti, bunu kaydedelim. Kaydettik. Yeni bir sayfa açalım. Bu çizimde tekerleri çizeceğiz arkadaşlar. Front page'i hemen bir açıyoruz. İstediği açıyoruz. Shift'ten bunun boyutu 10. Böyle 5. Bura 4 arkadaşlar. Bir
biletimiz alıyoruz arkadaşlar. 0-21-25 İkisini de pilot alıyoruz önce. Tamam. Biletlerden. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şu renk omuzuna tıklayıp buradan horror'a gidiyoruz. Buradan rubber'dan texture'den şu bunu alıp body diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bir normal tepkiyle söylüyoruz. Bayrak omuzunu alıp yine bir tık varıyoruz. Böyle şimdi 2 3 diyoruz. Şimdi 3-4 diyoruz. Evet, bura 5 milim kesilecek. Bu da 30. Yüzeyimizin ekstrüt kat komutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bu 0,7 olacak. Enter. Bir kesti. Burada iki buçuk ölçülü kat diyoruz. Ölçülü katta 1 milim. Ölçülü kat 1 milim yaptık. Burada bir normal dönüşü açalım. Çünkü işte
850 yaptık burayı. Sekiz yüz yirmi beş, 850 büyük oldu. 20 yanlış yaptım arkadaşlar. Bu böyle olur. Tamam. Şimdi de bu da olmadı.0.35 bu ara 0.75 bu arayla da bu ara horizontal olacak. 4 kat diyeceğiz. Bunu komple keseceğiz. Burayı da buraya önce
Fillet. Zor. Bura 0,30. %30. Kâfır. Çarpı 0,05. Şura yine büyük oldu. 300,0,03. 2 0,1 olsun da yeterli bence. Şimdi ünlü partnere verelim. Bura bilet değerli yapalım. Bura bu 7 tane. Bunlar partner. Bu. Bu. Numara partner. Buna tıklayıp ne yapalım bir şey? Ne yapalım? Hayır, buna tıklayalım. Enter dedik. Tamam. Tekrar numara partner'a gidelim. Evet, evet. Bunu doğru yapalım. Evet, o zaman da. Şoförü ne yapmalı? Ben hatamı düzelttik yine mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, hatamı buldum. Tekrar yapalım. Şimdi patlayalım. Bu ve bu çok olduğu yerde bura intro basmayı yaptı arkadaşlar. Şimdi şunların hemen zengini değiştirelim. Bu ve bu. Evet. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi reklam bulması kaldı. Şurayı. Şurayı. Şurayı şoför ve rengi
Bunun bunu gösterelim. Ne? Bunun da rengini de değiştirelim. Bunu da de yapalım lütfen. Yani şu şekilde bir tane daire çizdik. Bu dairemiz 8. Dairemiz 4. Ama gösterip diyoruz 1180 fillet 0,25 burada. Fillet yapıyoruz. Fillet burada. Tamam. Şimdi bu 5 ve fillet 6'ya ne öğrenelim? Tekerimiz de bu arkadaşlar. Tekeri de kaydedelim mi? Teker. Evet arkadaşlar, şimdi de 3 şeyimiz de hazır. Bu gövdemiz, bu oturağımız, bu da tekerleğimiz arkadaşlar. Şimdi buradan assembly'ye geçebiliriz. İlk olarak gövdeyi çağırır arkadaşlar bu assembly'de. Gövdemiz geldi. Yanlış çağırdım abici, ben bunu hemen gelip geldim. Şuradan bunu açacağız. Artı 2. Bu tam buraya merkeze gelmesi lazım arkadaşlar. Merkeze geldi, tamam. Şimdi insan formatten tekerleri ben çağırayım. Yeni teker 2 3 ve 4. teker. Ulan onu kaldıralım, gerek kalmadı kardeşim, tuttum da. İlk olarak
Füzeymet. Buraya çevirelim bunu. Tamam. Bunu bir alanda bu yüzeyde bu yüzeye gideceğiz. Arasında boşluk bırakıp tam bakalım bunlara ne kadar bakacağız. Bir boşluk desek sıfır iki desek yanlış yaptık aramızı. Ben şu ikinci metri bir metre desek sıfır yüz beş arkadaşlar ben bu delikleri yanlış yere çizmişim. Şu yuvarlakları. Bu yuvarlakları hemen düzeltelim. Ha, evet diyeyim buna. Buradan çıkılayıp sağ tıklayıp Mate'den çıkalım önce. Ve open part diyelim. Yuvarlığa hangisini yapmışız? Bakalım. Sonuçta şunu silerim abi, şu değer veriyorum. Bununla bu 1 virgül 5 1,5. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Bir buçuk iyi arkadaşlar. Hemen ikinci tekerimizi de mate edelim. Bu buraya çevir. Şimdi de bununla bu diyelim. Arası 1 yüzde 0 0 yüzde 5 ben tekerleri sileyim arkadaşlar. DTS burada bir yansılan kıyı açalım. Burada gördüğünüz gibi mirror content var arkadaşlar. Buna tıklayıp bunu 1-2'yi tam karşıya gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptı. Şimdi koltukları yerleştirmek için bunu buradan normal to deyip keselim arkadaşlar. Tamam. Bir şekilde bakalım. Mesela fotoğraftan oturağımızı alalım. Bu mate diyelim. Buraya mate tamam. Bu da
Şunu parlayayım. Tamam. Yanlış mı oldu? Ben de yanlış bir şey yaptım. Şimdi de şu yoktan bir de beyaz edelim. Evet. Net diyelim bu buraya. Tamam. Doğrusuz var. Gösterildi. 16 ve seç. Aynı şekilde bırakalım. Şimdi oturağımızı yerleştireceğiz. Bu oturağımıza bir renk verelim biz. Renk verelim. Bakın fark diyelim. Metal, plastik, bomb. O zaman fabrikten, gruptan evet. Bunu kaybedelim. Buradan bu partlarını da açıyoruz. Bunu şimdi İstence toz gibi geliyoruz arkadaşlar. Şunun, bunun, 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 bunu ve bunu siliyoruz. Bunu da gerek var mı? Bunu da siliyoruz. Tamam. Şimdi tekrar alalım kontrolü. Nasıl bu? Nasıl bu? Gidiyoruz.
kötü soru. Şimdi bir diyelim. Telefon. Bu da bir. Bunu compare sonucunu tekrarladı arkadaşlar. Uzunlamamızda yataya da bu. Bunu yeni değiştirelim. Seçelim. Hocam bu programı nerede? Bu arası 5 olacak bunları. 5. Bu 7 olacak. Bir geri çekelim bunu. Bu şekilde iyi. Tamam. Şimdi instant notifiki var. Bu yok. 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 Bu var. O var. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bir de bu yok. Şimdi 3 yapalım. Üç yaptığımız onları yani iki yapalım. Aha. Tamam. Şu arayı unutmayalım. Herhalde tekrar gidip. Şimdi şu çizeyelim. Neyse skip etmeyelim. Bunlarla bunlar bitti. Tamam. Şimdi bir şoför koltuğu kaldı. Ondan sonra yapalım. Bunlar üstünde. Bunlar oldu. Arkadaşlar bu. Biraz delik yapalım. Bir taneyi. Şunu. Şunu. Belli yerini de yapalım. Şu bir. Elli bir buçuk. Tamam arkadaşlar. Şimdi de bu çıktı. Motorumuz bunu. Bir yazalım abi, hiç uğraşmadan bunu bir yazalım. Bir tane nereye geliyor? Geçeceğiz.
Tabii ki. Önce dediğimiz ama çöpe kodunu da yaptı arkadaşlar. Şimdi bunu tam haline getirelim. Çizimimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.